İlgili dinleyiciler, Bir Felsefe Vakti programına daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Luz Irgiray'dan bahsetmek istiyorum. Fransız feminizmi içinde günümüzde çalışılıyor Luz Irgiray. 1932 doğumlu. Feminizm üç kısma ayrılarak çalışılır. Birinci kısım eşitlik talebiyle belirlenirken, ikinci kısım farklılık feminizmi ile belirlenir. Luz Irgiray da farklılık feminizmi içerisinde en dikkate değer, önem verilen filozoflardan bir tanesi. Aslında filozof diyorum ama Luz Irgiray modern linguistik, dil bilim doktorası da yapmış, felsefe doktorasının yanı sıra. Aynı zamanda da psikanalist ve Lacan'ın kurduğu Paris Freudçüler ekolü ne dahil bir düşünür ama daha sonra Lacan'la anlaşamadığı için Lacan'ın bazı görüşlerini, cinsiyet farklılığı hakkındaki görüşlerini eleştirdiği için doktora tezinde bu Freudçu camiadan dışlanmış ve üniversitede de hiçbir zaman hoca olarak çalışma şansı bulamamış. Daha çok bir araştırmacı olarak çalışmış ve eserlerini vermeye devam etmiş. İlk çalışmalarına baktığımızda demans hastalarının dilini inceler Irgiray. Özellikle erkek ve kadın demans hastalarının konuşmalarında cinsiyet farklılığının nasıl ortaya çıktığını ele alır. Ve cinsiyet farklılığı Irgiray'a göre doğal bir farklılık olmaktan çok dilde belirmesi itibariyle düşünülmeyi talep eden bir farklılıktır. Anlaşılması gereken bir farklılıktır. Ben bugün özellikle Irgiray'ın Aramızdaki Aşk adlı metnine odaklanarak size Irgiray'dan bahsetmek istiyorum. Orada Irgiray Marx'a atıf yapar metnin başında. Şöyle der: Marx insanın insanı sömürmesini erkeğin kadını sömürmesine dayandırmıştır. Yani cinsiyetli iş bölümünün aslında bütün sömürünün kökeninde olduğunu söylemiştir. Fakat ömrünü bu ezme biçimini çözümlemeye ve tartışmaya adamadı. Acaba bunun sebebi nedir diye sorar. Ve de bunun sebebini öğrenmek için Hegel'e geri dönmeyi önerir. Aslında Aramızdaki Aşk Hegel'in cinsiyet farklılığını ele alış biçimini tartışır ve Hegel bize ataerkil bir kültürde kadın için ve erkek için aşkın ne demek olduğunu anlatır. Bu Irigaray'a göre ataerkil kültüre genel olarak getirilen bir açıklama olarak görülebilir. Yani Hegel bize özel bir kültürü ya da özel bir tarihsel dönemde aşkın ne olduğunu anlatmıyor. Çok temel ve bugün de aslında geçerli olan bir yapıyı anlatıyor. Bu Irigaray'ın değiştirmek istediği ufuk diyebiliriz. Çünkü Irigaray kültürel bir devrim yapmak ister ve bir cinsiyet farklılığı kültürüne geçmek ister. Çünkü ona göre içinde yaşadığımız ataerkil kültür tek bir cinsiyetin hakimiyetiyle belirlenmiştir. Bu da erkek cinsiyetidir ve dolayısıyla dişi cinsiyet farklılığının belirmesi, ortaya çıkması kendini kültürel, tinsel, evrensel bir manada var etmesi, ifade etmesi mümkün değildir bu kültürde ve bunun mümkün olacağı bir devrimi düşünmek ister Irigaray. Bu da kültürde tek bir şey. Irigaray'ın ataerkil kültürde gördüğü sorun, bu kültürde aşkın etik bir biçimde, etik ilişkileri içerecek şekilde yaşanamamasıdır. Ve bunu anlatmak için Hegel'e geri dönüyor. Hegel aşk üzerine düşünmüş bir düşünür. Hem tinin görüngü biliminde hem de hukuk felsefesinde. Ve Hegel aşkı emek olarak inceliyor. Elbette aşkın ataerkillik içerisinde emek olması burada göz önüne alınmalı. Ve bildik bir şeyden söz ediyor Hegel. Kadın için aşkın ataerkil kültürde ve Hegel tabii bunu söylerken eski Yunan dünyasını düşünüyor. Soyut bir ödev olduğunun altını çiziyor. Yani Irigaray'da burada şunu vurgulayacak: kadının aşka hakkı yoktur. Kadın için aşk aslında aileye karşı ve topluma karşı, içinde yaşadığı camiaya karşı bir ödevdir. Soyut bir anlamı vardır yalnızca. Bunu şöyle açıklıyor Hegel. Diyor ki kadın için anne ve eş olmak önemlidir. Yani şu adamın karısı olmak veya bu çocukların annesi olmak değil.
Yani aslında kadın aşkta kendi tekil varlığını yitirir. Bir manada iyi koca önemlidir. İyi koca işte bugün de kimdir? İşte işinden çıkınca evine gelen, kötü alışkanlıkları olmayan kişidir. Ve adamın, iyi kocanın şu adam veya bu adam olması değil, sonuçta bir kategorinin altına düşen bir birey olması yeterlidir. Ve kadınlar böyle eş seçmeye teşvik edilirler. Kısmet çıkar, iyi kısmet çıkar ve sonuçta kendilerinin aşık oldukları birisiyle, tekil bir erkekle evlenmeleri teşvik edilmez. Buna cesaretlendirilmezler. Halbuki aşk erkek için bir haktır. Erkeğin burada tabii hem kadın için hem erkek için yalnızca doğal dolaysızlık bağlamında aşkın anlamını konuşmuyoruz. Aşkın ahlaki veya etik anlamını, tinsel anlamını konuşuyoruz. Aslında erkeğin tinsel varlığına baktığımız zaman eski Yunan'dan itibaren Batı kültüründe bu kamusal dünyada gerçekleşen bir varlıktır. Yani kültürel olarak, tinsel olarak kendisini evin dışında gerçekleştirir. Ama bu yorucu bir faaliyettir aynı zamanda. Bu erkeğin topluma, evrensele hizmeti, emeğidir ve buna sonsuzca devam edemez. Bundan eve geri dönmek ve kendisini dinlendirmek zorundadır evde. Ve işte aşkın burada bir anlamı vardır. Aşk erkeğin kendi tekilliğine geri düşmesidir. Ve bir süre orada dinlendikten sonra tekrar kamusal alana çıkması ve tinselleşmesi mümkün olur. Kadın da bunu destekler. Buna olanak tanıyacak şekilde evi yönetir, erkeği dinlendirir ve sonuçta kendisi tinselleşemediği halde diğerinin tinselleşmesini mümkün kılar. Hegel'e göre sivil veya medeni yasa bizi kişi olarak tanıdığı müddetçe kişi sayılırız. Ama burada tabii kişi olarak tanınan erkektir ve bu kategori nötr olduğu halde erkek cinsiyeti tarafından belirlenmiştir. Irigaray'ın bir cinsiyet farklılığı kültürü içinde yaşamadığımızı söylerken altını çizdiği şeylerden biri yurttaş kategorisinin cinsiyetli bir kategori olmamasıdır. Yani medeni yasa bizi kadın yurttaşlar ve erkek yurttaşlar olarak ele almaz. Yurttaşlık kategorisi aslında gizil bir biçimde erkektir. Ve bu da cinsiyetin yalnızca doğal dolaysızlık alanında kalmasına sebep olur. Burada da cinsel ilişkiler bir forma veya norma tabi olmakta, etik formlara veya normlara tabi olmakta başarısız kaldıkları için şiddeti riske ederiz. Ve özellikle de tabii kadınların hiçbir normu veya da formu olmayan bir eril arzuya teslim olmaları gibi bir tehlike ortaya çıkar ve zarar görmeleri, şiddet görmeleri gibi bir risk ortaya çıkar. Bunu değiştirebilmek için de Irigaray bir cinsiyet farklılığı kültürü üretmenin imkanlarını sorgular. Fakat Batı kültürü içerisinde bunu yapmamızı olanak tanıyacak olanakları, kültürel imkanları bulmak mümkün değildir. Bunun için Irigaray Doğu kültürlerine bakar ve özellikle de yogaya ve Budizme diker gözlerini. Burada çok ilginç aslında bir beden tartışması yapmaya başladığını görüyoruz aramızdaki aşkta. Çünkü Batı düşüncesi içerisinde, felsefesi içerisindeki temel sorunlardan biri beden ile ruhun birbirinden ayrılmasıdır. Yani tinsellik ile tenselliğin ilişkilendirilememesidir doğru bir biçimde. Halbuki Doğu kültürlerinde bedenin tinselleşene kadar eğitildiği bir konsantrasyonun meydana geldiğini görüyoruz ve bu Irigaray için bir ilham kaynağı olur. Buda'nın bir çiçeğe bakışına odaklanır örneğin. Buda çiçeğe son derece barışçıl bir biçimde bakar ve çiçek burada aslında aynı zamanda bir tinsel modeldir. Bu tinsel model bir yenilenme modelidir.
Yani işte çiçekler, bitkiler doğa içerisinde, karların altında kalırlar, kışın zor şartlarda geçirirler ama baharda kendilerini yenilerler. Beden de böyle ele alınmalıdır. Yani kendini yenilemeye muktedir ve benim kendi kendime verdiğim bir şey olarak düşünülmelidir. Burada tensellikle tinsellik birbirinden ayrılmıyor ve beden tinsel bir varoluşun bir modeli olarak çıkabiliyor karşımıza. Bu Batı düşüncesinde bulduğumuz tinselleşmeye zıt bir model oluşturuyor. Çünkü Batı'da tinselleşme hep tenin aşılması, arzunun aşılması, işte bedenin bir hapishane olarak görülmesi, tinin bedenden kurtularak gerçekten veya bedeni aşarak tin olacağı fikri hakimdir. Halbuki bu fikir arzuyu ve cinselliği bedenin tarafında ve mahkum edilmeye layık bir varoluş biçimi veya işte bir özellik haline getirir. Irigaray bunu sorguluyor çünkü arzunun ve cinselliğin tinselleşmesi, kültürde bir varlık kazanması, kendi etik normlarını ve politik normlarını üretmesi ile ilgileniyor ve asıl Irigaray'ın işte Marksizm'de bulamadığı devrim de bu ve kendisinin cinsiyet farklılığı düşüncesiyle feminizm ve feminist politika içerisinde gerçekleştirmeye çalıştığı devrim de budur diyebiliriz. Şimdi üçüncü parçamı anons edeyim. Keith Jarrett triosu ile birlikte Irigaray şöyle der: bir kadın olarak doğmak için bir kültür gerekir. Bunu mümkün kılan bir kültür gerekir. Aslında bu Simone de Beauvoir'ın kadın doğulmaz, kadın olunur sözüne bir naziredir. Simone de Beauvoir'ın sözü toplumsal cinsiyet mefhumunu gündeme getirmiştir. Kendisi kullanmadığı halde. Yani bizi kadın yapan kültürdür der Simone de Beauvoir ama burada sözünü ettiği kültür ataerkil kültürdür. Yani bize ataerkil kültürde dayatılan ve bizi ikinci cinsiyet konumuna kilitleyen normlardan bahseder. Bu normları eleştirir ve kadınların bunlardan nasıl özgürleşeceğini tartışır Simone de Beauvoir. Irigaray ise ataerkil normlara dayalı kadınlığın dışında, yani ataerkil kültürde kendisini gösteremeyen farklılığın üstlenilebildiği bir biçimde kadın olmanın imkanını arıyor demiştik. Bu da ancak bir kültürde mümkün olabilir. Bir cinsiyet farklılığı kültürü olmadan kadın doğmak da mümkün olmayacaktır. Yani insanın aslında Irigaray'a göre doğal bir cinsiyeti vardır ama cinsiyet doğal cinsiyetten ibaret değildir. Aslında toplumsal cinsiyet bir kimliktir ve bu kimliği mükemmelleştirmek gerekir. Bu kimlikte mükemmelleştirilmesi gereken bir takım ve icat edilmesi gereken toplumsal cinsiyet normları vardır. Erkekler için de aynı şey geçerli. Yani erkeklerin erkek olması, kadınların kadın olmasından bahsediyor. Aslında bu oluş süreci olarak da anlamak lazım bunu. Bu oluş süreci bir mükemmelleşme süreci gibi düşünülüyor. Ataerkil kültürlerde erkeğin erkek olması aslında kadınla ilişkisi içerisinde ve kadını sömürerek olan bir şey. Yani erkekler hizmet görüyorlar. İşte onların bir yumurta kırmayı bile bilmemesi gülümsemeyle karşılanıyor. Bağımlı varlıklar haline geliyorlar. Yani onları erkek yapan kadınlar aslında. Halbuki Irigaray şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir erkeğin bağımsız bir biçimde, kadına dayanmadan, kadına yaslanmadan, kadını kullanmadan, onun tarafından hizmet görmeden erkek olmasından söz ediyor. Ve bir bakıma kadınlar da kadınlarla ilişki içerisinde kendi toplumsal cinsiyet normlarını mükemmelleştirme oluş sürecine girebilecek varlıklar. Burada anne kız ilişkisinin çok belirleyici olduğundan söz eder Irigaray ve ataerkil kültürde de bu ilişkiye aslında izin verilmediğinden, bu ilişkinin bastırıldığından, temsil edilmediğinden dem vurur. Bunu tabii Demeter ve Persefone mitine gönderme yaparak da
anlatır. Demeter'in kızı Persefone'yi yeraltı tanrısı Hades kaçırır ve bunun sonucunda da bir kuraklık olur. Yani doğada verimliliğin ve doğanın yeşermesi için, hayatın çiçek açması için anne kız ilişkisi gereklidir. Bunu mitoloji söyler bize. Ataerkil kültürde bir bakıma kurumuş doğaya benzer. Çünkü bu ilişki yok sayılır kültürel manada. Daha çok kızla annenin ilişkisi, psikanalizde de öyledir, gergin ve olumsuz, olumsuzluk içeren. Feminist düşünce içerisinde Irigaray aynı zamanda oldukça eleştirilen bir düşünür. Özellikle de özcülükle eleştirilmiş. Yani cinsiyetin bir özü olduğu fikrini buluyor feministler Irigaray'da ve bunu da tehlikeli buluyorlar. Çünkü öz katılaştıran, tanımlayan ve sınırlayan da bir mefhum. Farklılıklara izin vermeyen, bir takım farklılıklara izin veren, başkalarına izin vermeyen bir tarafı var özcülüğün. Bu bir sorun. Fakat Irigaray'ı stratejik bir özcü olarak gören feministler de var. Yani aslında cinsiyetin biyolojik bir özü olduğunu söylemiyor Irigaray. Cinsiyeti de özellikle dilde, kültürde ve tinsel alanda mevcudiyeti itibariyle tartışıyor. Bunu önemsiyor. Fakat yine de Irigaray'da stratejik, yani bir takım amaçları, felsefi amaçları yerine getirmek için bir takım varsayımlar yapmak diyebiliriz buna. Bir öz varsayımı yapmak diyebiliriz. Böyle bir varsayım yapan bir düşünür olarak okuyan feministler de var. Ve insanın bir özü olmadığını, cinsiyetin bir özü olmadığını öne süren feministler daha yaygın bir biçimde benimseniyor, kabul ediliyor. Feminist düşünce içerisinde bunu görebiliriz. Irigaray da bu noktada çok eleştiriliyor. Bunun dışında cinsiyetin ikiye bölündüğü varsayımı ile düşünüyor Irigaray. Yani kadın ve erkek olarak ikiye bölüyor cinsiyeti. Bu da tabii heteronormatif. Yani karşı cinsellik normunu dayatmak demek cinsiyet farklılığı düşüncesine, felsefesine. Bu da sınırlayıcı. Çünkü cinsiyet farklılığı neden iki olsun? Toplumsal cinsiyet neden iki olsun diye sorulabilir. Haklı bir biçimde. Ve queer theory açısından da Irigaray'ı böyle eleştirmek mümkündür. Fakat Irigaray bütün bu eleştirilere, bütün bu haklı eleştirilere rağmen felsefi açıdan, feminist felsefe açısından çok önemli bir düşünür. Çünkü yeni kavramlar icat ediyor ve bize örneğin işte beden, ruh ilişkisini sorgularken veya dişi cinsiyeti, cinselliği düşünürken bunu bir olarak düşünmemek, ki işte bu da özcü olmadığının başka bir belirtisi sayılabilir, gibi ilhamlar, yeni fikirler veriyor. Bir filozofun da en önemli tarafı onun yeni kavramlar, yeni bir dil icat etmesidir düşünceye. Irigaray'da bunu bulmak mümkün. Filozofları okurken veya işte Freud'u, Lacan'ı okurken Irigaray ilginç bir biçimde taklit eder okuduğu düşünürü, ama bu taklit sürekli doğurgan bir taklittir. Farklı kavramları, farklı dili, farklı terimleri, farklı soruları çıkartır ortaya. Bu Irigaray'ı ilginç bir düşünür kılıyor. Örneğin Heidegger'i taklit ettiğini görüyoruz. Heidegger'e göre çağımızın en önemli sorunu varlık sorunudur. Aslında sadece çağımızın değil, bütün felsefe tarihinin her zaman en önemli birincil sorusu varlığın anlamı sorusudur. Ve bu soru unutulmuş sorudur. Tekrar üstün açılması gereken sorudur. Irigaray da şöyle diyor:
aslında çağımızın unuttuğu ve sormadığı soru cinsiyet farklılığı sorusudur. Yani en önemli soru budur ve belki de varlık sorusundan bile daha önemlidir diyor. Burada aslında bir performans var. Düşünceyi başlatan temel soruyu ortaya koyuyor ve bu soruya cevap verirken de yeni kavramlar icat ediyor, yaratıyor. Bu yüzden Irigaray bütün haklı eleştirilere rağmen okumaya devam ettiğimiz bir düşünür. Aşk üzerine düşünümü de çok önemli. Ataerkillikte aşka rağmen aslında kadınların tekil varlıklar olarak arzulayabilme imkanlarını elinden alan bu kültüre karşı bunu mümkün kılan başka bir kültür yaratmaya çalışıyor. Yani hem tekil hem de evrensel olabilen bir biçimde arzuyu düşünmeye çalışıyor. Ve arzuyu Freud'daki veya Lacan'daki gibi aslında bir eril özneye atfetmek yerine dişi olarak, dişi cinsiyet farklılığıyla arzulamanın imkanını sorguluyor. Son olarak Connie Evingston All the Things You Are'ı söylüyor. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.